şubemiz ve kayıp yakınları, hak savunucuları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte 2009 yılından itibaren Koşuyolu Parkı Yaşam Hakkı Anıtı önünde kayıp yakınlarının adalet ve hakikat talebini birlikte ifade ediyoruz. Bugün bu hafta itibariyle 700. haftaya girmiş bulunmakta bu ailelerin kamusal alanda mücadeleleri. Doğrusu 90'lı yılların başından itibaren Kürt meselesinin zora dayalı bir şekilde bastırılması amacıyla devletin kamu görevlileri veya ona bağlı paramiliter güçlerce bu insanların çocukları, eşleri, yakınları kaybedirildi. O gün itibariyle de adalet arayışlarını politik ve hukuki bir zeminde yürütüyorlar. Büyük bir dayanışma örüntüsüne bürünen bu mücadeleyle birlikte aileler her türlü zorluğa karşı bu direncini yüksek sesle ifade etmeye devam ediyorlar. Bildiğiniz üzere en son Diyarbakır'da sokağa çıkma yasakları döneminde şiddet ortamında dahi bu aileler taleplerini barışçıl bir şekilde dile getirmekten çekinmediler. Ama OHAL ilanıyla birlikte bir yasaklılık dönemine girildi ve tüm eylem ve etkinlikler gibi kayıp yakınlarının yıllardır barışçıl bir şekilde, şiddetsiz bir şekilde mücadele ettikleri alandan uzaklaştırıldılar ve kayıp yakınları hak savunucularıyla birlikte şubemiz binasında eylemlerini sürdürdüler. Gözaltında zorla kaybedilmelere karşı komisyonumuz ve kayıp yakınları bu eylemlerini yaklaşık 2 yıl sürdürdü. Ne yazık ki Türkiye'de OHAL kaldırıldı ama fiili OHAL süreci devam ediyor. 2018 yılı itibariyle de OHAL'in kaldırılmasının sonrasında bizler de eylem ve etkinliği kayıp yakınlarıyla birlikte Koşuyolu Yaşam Hakkı Anıtı önünde sürdürmek istedik. Buna karşı kolluk kuvvetlerinin büyük bir direnci ve müdahalesiyle karşı karşıya kaldık. O gün itibariyle de o yasaklamalar devam etti ve sonrasında da bildiğiniz üzere pandemi tedbirleri kapsamında hem resmi yasaklılık süreci hem de artık yaşlı ve hasta durumda olan annelerin sağlık durumlarını da gözeterek bir süre online ortamında bu mücadele yürütüldü. 2021 yılı itibariyle de bizler bu kayıp yakınlarının hak arayışı sürdürdükleri, mücadele yürüttükleri, adalet talebinde bulundukları Koşuyolu Yaşam Hakkı Anıtı önüne tekrardan buluşmaya, bu mücadelemizi tekrardan orada yürütmeye çalışıyoruz. Şüphesiz 700. haftaya varan bir adalet sürecinde elbette ki kayıplarının bulunması, akıbetlerinin öğrenilmesiyle birlikte bütün bu devlet şiddetinin ve faillerinin hesap verilmesini istiyorlar. Bu politikayla yüzleşilmesini talep ediyorlar. Elbette ki bütün bu mesele Kürt meselesini çözümüne yönelik de bir mücadeledir. Aileler her defasında aslında hem kayıplarının bulunması hem faillerden hesap sorulması, bu politikayla yüzleşilmesiyle birlikte aynı zamanda bir daha olmaması için, böylesi insanlığa karşı suçların gerçekleşmemesi için, yaşanmaması için aynı zamanda Kürt meselesinin de bir adalet perspektifi çerçevesinde çözülmesini de sağlamak için bu mücadeleyi veriyorlar. Dolayısıyla hem hukuki adaleti kapsayan bir mücadele ama aynı zamanda barışı da talep eden bir mücadele. Yıllar içerisinde hem ailelerin, barışhanelerinin ve hak savunucularının mücadelesiyle birlikte bu mücadele görünür de oldu. Kısmi demokratikleşme ve hukuki adımların atıldığı geçmişte Cumhurbaşkanlığı nezdinde, bakanlıklar nezdinde ailelerle görüşmeler yapıldı ve onlara o yakınlarının akıbetlerinin açığa çıkarılması, faillerden hesap sorulması ve yüzleşme adına doğrusu sözler de verildi. Yüzleşmeye ilişkin vaatlerde de bulunuldu. Yalnız bunlar zaman içerisinde devletin otoriter ve güvenlikçi politikalara dönülmesi, uygulamalara dönülmesi, tekrardan çatışmaların ve şiddetin esas alındığı bir sürece girilmesiyle birlikte unutuldu. Bu cumartesi itibariyle kayıp yakınlarının Diyarbakır'daki eylemi 700. hafta girilmiş bulunmakta. Elbette ki bu 700. hafta itibariyle yakınları bir geçmişle hesaplaşma, bir adaletin tesisi için mücadele veriyorlar. İfade ettiğimiz gibi bir barış ortamının da sağlanması, gerçekleşebilecek çatışma çözüm mekanizmalarının sağlanmasıyla bu mücadelenin buna evrilmesini talep ediyorlar. Nitekim bu 700. hafta 30 yılı aşkın mücadele elbette ki bir kolektif hafızayı da beraberinde yarattı. Aileler elbette ki bu yıllar içerisinde mücadele ettikleri bu alanın, adalet talebinin, bu hafızanın da diri tutulmasını, esasında yıllardır yürüttükleri mücadelenin hem Kürt coğrafyasındaki hak savunucuları açısından hem de bunu görmeyen bütün kesimler açısından da görünür olmasını istiyorlar. Yaslarına ve daha doğrusu bitmeyen bu yas sürecinin aynı zamanda ördükleri bu mücadele ile görünür kılmaya çalışıyorlar. Bu anlamda hak savunucularıyla birlikte kayıp yakınları, barışhaneleri, cumartesihaneleri mücadele ediyorlar. Ve bütün hak hukuk savunucularının da onların bu mücadelelerinin yanında yer almalarını talep ediyoruz. Cumartesi hem tüm cumartesi anıları hem şu Koşuyolu Parkı Yaşam Hakkı Anıtı buna koy. Babamı 28 sene kadar kete 29 sene Honda kriye, Honda buye. Edgarım nagarım, nabijim meçik kriye, meç çavan ki buye. Em jibona ve hafsa haftaya em de Koşuyolu Parkı em ronitkum jibona Honda buye. وأمجد حياة مساق بمأمته حياة لوي هاب وحياة ساق أمساق بمأمته ده جماع أم جانا أمر ده خدمة زنا دي سدي زاروك يا مابو طور مابو دي سدي يك بليورونك بيجا ويا هندا كري هندا بوي ما هي ده درك هنروك قال را ويا مدبجن قال را شيء ده مدبجن هاني تشكرنا شوان كيبونا حفصة حفتايا سيزدا صالة هندي بسه هندي بلا بيجنا أم دبج فيا برنادنا أم حياة صعب ما متلوي وأم عاجز نابن تبيجي أم عاجز من تو أم عاجز ناب مهروتة بيجي هرو هبا مهروتة جبونا حفصة حفتة غازيت أز غازي جلهم أز غازي هم وياند كن جبونا حفصة حفتة بلا هركاس ورن دست ما بقرن أم لوي ام لوروني كن ام بيجوا حفصة الحفتاية هندا كريمة هي بلا هندي بيجن.